Gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle bir kalançolarım vardı. Demiştim ya, onların saksısını değiştireceğim. Yani aldım alalı bu saksıdalar. Biliyorum, biliyorsunuz kalançolar zaten küçük saksı sever ama şöyle biraz vitamin takviyesi yapacağım onlara arkadaşlar. Budamıştım bunları zaten. Şöyle yine küçük bir saksı aldım. Bakın şöyle dibinde deldim. Bunun içerisine bir de şöyle bir tane aldım. Kalançolarımı dikeceğim. Biraz toprağına bir şeyler uygulayacağım. Onunla ilgili böyle bir video çekmek istedim. Şimdi hemen toprağımızı saksılarımıza koyalım istiyorum. Şöyle bir bakın, şöyle bir bitki toprağı kullanıyorum. Hemen bunları dökeceğim şimdi. Şöyle gelişigüzel bir şekilde biraz buna dökelim. Biraz da buna dökelim. Evet, o kadarlık yeterli şimdi. Bunu kenara alıyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle koydum. Şimdi ne yapacağım? Bakın şöyle koydum. Şimdi ben biliyorsunuz böyle yumurta kabuklarını atmıyorum. Biriktiriyorum. Çiçek dikerken çok işime yarıyor. Yumurta kabuklarımı da bunun içerisine böyle koyuyorum. Bakın şöyle. Şunu da koyalım. Kalançolar böyle geçirgen toprakları çok severler. Fazla su istemezler. Bir de küçük saksıları severler. Ama ben biraz böyle coşsunlar istiyorum. O yüzden saksılarını değiştireceğim. Aldım alalı hiç yapmadım. Bunlar da dursun istiyorum. Şimdi normalde bunun üstüne toprak koyardım. Fakat şu saksılardan bir çıkartayım bunları. Azıcık şöyle kapatacağım üstlerini tabii. Şöyle birazcık kapatalım. Bunu da kapatayım. Evet, bu şekilde kapattım. Biraz da şöyle açıyorum. Şimdi hemen bakın şurada şöyle köküne zarar vermeden, şunu zaten yeni dikmiştim, kırılan bir daldı o. Bunu böyle bakın hiç bozmadan çıkartıyorum. Böyle buraya oturtacağım. Bakın. Bu şekilde oturttum. Ve kenarlarına dolduracağım arkadaşlar. Kenarlarını yine şöyle bir doldurmak istiyorum. İyice bir. Güzel güzel şöyle yapalım. Bu şekilde aldım. Bakın yapraktan zaten çoğaltıyordum. Şurasında zaten fidesi çıkmış hemen. Hemen bunu da şuraya koyuyorum arkadaşlar. Bakın hiç şey yapmadan, oynatmadan şuraya bunu koydum. Bunu hemen kenara alacağım. Bunu şöyle kenara koyayım. Şurada dursun. Şimdi bunu bir yerine dikeyim arkadaşlar. Bakın şöyle. Bayağı bir şunu da bakın kırılmıştı. Hemen tutmaya başladı. Şöyle şurada dursun. Onları sonradan alacağım. Bakın hemen kök bağlamış. Yapraktan da yine çoğalıyor bunlar biliyorsunuz. Bunları yine dikeceğim yerine ama şunu şuradan bir alayım ilk önce.
Şöyle güzel oynatarak oynatarak aldım. Hemen şöyle biraz yer ayarlıyorum ona. Evet, şu şekilde. Bu şekilde koydum. Şimdi ne yapacağım? Şunları da hemen yerleştireyim yanına. Şöyle hemen yanına iliştiriyorum. Bunu da yine aynı şekilde yanına koyuyorum. Şuraya koyalım. Şöyle şu yaprağımı da buraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bunlara can suyu birazcık vereceğim. Şurada benim çok suyu sevmiyorlar zaten de az bir şey. Şöyle dibine şunu koyayım. Biraz berbat oldular ama sileceğim onları zaten sonradan. Şöyle alayım onları buraya. Can sularını da koyayım. Şurada bir tane daha yaprağım vardı bakın. Onu da şunun kenarına koyacağım. Ve şöyle dursun. Şimdi buna birazcık can suyu vereceğim arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Kenarları delikli olduğu için oradan fazla suyu akıyor. Bu şekilde bu kadar bunlara yeterli. Evet arkadaşlar, şu ellerimi de şu sabunla hemen yıkayayım. Şunlara da biraz su dökeyim. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar diyelim. Böyle güzel bir kalanço dikimi yaptım size. Bakın şöyle yakından göstereyim. Saksılarını değiştirdim. Biraz vitamin takviyesi yaptım. Şöyle gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar arkadaşlar. Bakın. Diğer çiçeklerimiz de zaten biliyorsunuz 10 numara 5 yıldız bir şekilde büyüyorlar. Şimdi ben onları güzelce yerlerine koyayım. Diğerleri de burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yılbaşı çiçeğim de harika. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.